canım, ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu kızım? Hadi söyle, çok merak ettim. Niye merak ediyorsun ki? Ben hiç kimse değilim. Önemli değilim. Ne annemin ne senin hayatında yerim yok. Niye böyle söylüyorsun Cat? Kim üzdü seni? Geleyim mi yanına? Neredesin? Evdeyim, yatıyorum. Annenle mi kavga ettin? Boş ver. Ah, canım benim. Bak, hiçbir şey için üzülmeye değmez. Sıkma canını. Zor günler geçiriyorsun, biliyorum. Ben belki babamın sendeki eksiklerini tamamlayamam ama her zaman yanındayım. Aha. Canın sıkıldığında beni aramana sevindim. Keşke telefonum açık olsaydı, gelseydim yanına. Ya, evdeydim. Keşke evden arasaydım. Geçti, boş ver. Tamam. Yarın görüşelim mi? Ara beni, olur mu? Tamam. Seni çok öpüyorum. İyi geceler. İyi geceler. Sana bir şey söyleyeceğim, çok güleceksin. Nükhet'e evleneceğimizi söyledim. Gerçekten? Kızın karşısında dağılan karizmamı toplamak için ne yapayım? Senin söylediğin aklıma geldi. Benim de öyle ağzımdan çıkıverdi. Söz ağzından bir kere çıkar belki. Bunun peşini bırakmayacağım o zaman. Sen gerçekten beni istiyor musun? Hem de nasıl? Gece senden ayrı uyumak istemiyorum artık. Sadece bu sebeple, öyle mi? Tamamıyla. Rahat bırak beni. Sabah erkenden şirkette olmam gerekiyor. Necatsın sizinden önce. Şirkette görüşürüz o zaman. Seni seviyorum. Of Nükhet. Bırak artık şu afra tafrayı. İçimden başka bir şey gelmiyor. Dün gece o kadar açıkladım. Özür diledim, durumu anlattım. Ne olmuş yani? Genç bir kadınım. Biraz anlayışlı ol. Tabii, babamın öldüğünü hemen unutayım değil mi? Küçük hanım, babanın cenazesini 2 gün sonra partilerde dağıtan ben değildim. İşine gelince nasıl başka taraftan bakabiliyorsun? Ben o partiyi sen istedin diye gittim. Neyse ne. Çok gençsin. Hayat şaşırtmacalarla dolu. Bir gün öyle, bir gün böyle. Ben seni yargılamıyorum. Sen de beni yargılama. Bir gün gelecek, beni anlayacaksın. Çıkmam lazım. Sonra konuşuruz bunları. Nükhet, seni seviyorum. Sen ne düşünürsen düşün, hep seveceğim. Nasıl olmuş peki? Vurup kaçmış insafsız. Hay Allah ya. Ne oluyor? Sabah sabah ne bu dedikodu böyle? Bizim Hatice Hanım vardı ya efendim. Ne olmuş? Dün bir kaza geçirmiş. Hastanedeymiş, komşusu arayıp haber verdi. Onu konuşuyorduk. Nasıl bir kazaymış? Arabanın biri vurup kaçmış. Fena haldeymiş. İyi, tamam, geçmiş olsun. Buyurun efendim. Hep yanında olacağım canım. Seni huzursuz eden her şeyi silip atacağım hayatından. Güven bana. Ali, hemen konuşmamız lazım. Gelsene abi, şirkete birlikte gidelim. Buraya gel diyorum. Telefonda olmaz. Konuşmamız lazım. Efse,
Gidiyor musun? Önce kabristana gideceğiz. Bugün babamın ölüm yıl dönümü. Biliyorum. Halil bırakacaktı Feride Hanım'ı. Yok. Ben götüreceğim annemi. Oradan da okula gideceğim. Melek kafana takma sen de. Necat haklı. Üstüne gitmeyin. Bakalım ne olacak. Hadi bay bay. Başka bir sebebi mi var acaba? Okuldan biri falan. Sevdiklerimden ayrılamam dedi ya. Sen bilirsin, ha? Bilmiyorum. Hadi bay bay. Eda sen bayağı inatçı çıktın ha. Dur daha kararımı vermedim. Tamam sıcak bakıyorum dedim ama hemen de yarın demedim yani. Peki peki tamam. Daha detaylı konuşacağız. Tamam. Hadi öpüyorum. Görüşürüz. Başladı mı telefonlar? İş değil bu. Eda. Ne istiyor sabah sabah? Eda ile turizm işine başlayacağız. Dün ofise geldi, konuştuk. Bugün hemen şirketi kuralım diyor. Ben de dur dedim daha. Demek dün gece Eda yüzünden beklettim bizi yemekte. Hayır, iş yüzünden beklettim. Buyurun. Sağ ol Halil. Çok güzeller bunlar. Hadi Allah kabul etsin ziyaretinizi. Sağ ol ya. Gecikirsen ara bu sefer. Aman sen de uyuma şuna. Hadi görüşürüz. Allah kabul etsin, yeri cennet olsun. Sağ ol. Defol çık hayatımdan. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Anne. Ağlıyor musun? Benim yüzümden mi? Hayır. İnan ki daha çok fırsat çıkacak karşıma. Belki ömür boyu yurt dışında yaşayacağım. Biraz daha aranızda kalsam fena mı? Yok. Kalmana seviniyorum tabii. Kararına saygı duyuyorum. İstemeden gitmek olur mu hiç? Olmaz. Hakkında hayırlısı. İşte bu. Şimdi rahatladım. Sen benim canımın içisin. Sen de benim canımın içisin. Allah'ım yarabbim. Niye dersin yok ki kızım senin? Bizimle uğraşıyorsun. Demek dün gece Eda yüzünden beklettin bizi yemekte. İş değil bu. Eda. Ne oldu?
kadar çabalarsak çabalayalım değişmeyecek bir gerçek var. Ben bu evde yaşasam da bu evin kızı değilim. Bu gerçeği sürekli hissederek büyüdüm. Nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Öyle ama. Büyük bir kandırmaca bu. Ben de kendimi kandırıyorum. Ne diyorsun sen? Ben anlamıyorum. Bak kızım, daha iyi bir yerde olmak istiyorsan eğitimi düşüneceksin. Önünde bir şansın vardı, kullanmadın. Neden hep bir adım ileride olmuyorsun ki? Kimden bir adım ileride? Zülal'den mi? Çocuk bu ya. Çocuk.